Kubilay, senin şimdi Fox TV'de başlayacak 9 Oğuz diye bir dizi var. Bu tarihi bir dizi herhalde. Değil mi? Tarihi değil ama içinde o metaforda var. Oğuz boylarından gelen bir 9 Oğuz Evet. Şimdi bu hayali. eksende sadece arkadaşız yayınlandı. Bitti mi o? Devam ediyor mu? Sadece Arkadaşız yayınlandı, bitti 20 bölüm. Şimdi kısmetse ikinci sezonundan inşallah. Aa, güzel, güzel. Peki. Tabii ki siz hiç karşılaşmadınız filmde. Bir sahne. Bir ben arabadan sahne. inerken galiba. Ben ölmeden 5 saniye önce. Evet. Peki haber alıyor muydunuz birbirinizden? Bir de böyle bir kız oynuyor falan filan. Hani. Biz daha önce Tabii. beraber çalıştık Kubilay'la. Yani hemen öncesinde bir filmden çektik biz. Tamam, Ben hayır. orada onun annesini oynadım. O da benim babamı oynadı. O yüzden de böyle... Nasıl ya? Sen orada onun annesini mi oynadın? Diğer filmde ben onun annesini oynadım. Hakikaten diğer filmde onun annesini mi oynadın? Evet. Evet. Niye kabul ettin bu rolü gencecik kız olarak? Çünkü... Ama... Pardon. Sen söyle. aslında orada adamın kafasında hep annesiyle babası aynı. Küçüklüğünden büyük. Hangi film bu? Özür dilerim. Daha yayınlanmadı. Ha, daha yayınlanmadı. Hı-hı. Orada da aslında yine benzer bir durum var. Şöyle. Kubilay diyen oynadığı karakter beni ve babasını çocukluğunda gördüğü haliyle ve yaşında görüyor hala. Bütün yüzleşmelerinde. Burada da benim babam, yani babamı fark ettiğim bir an var filmde. Öyle tatlı bir durumumuz var. Yani, ama Kubilay, bu arada şunu söylemek istiyorum. Hani çalışmışsın dediniz ya Selçuk abiye, çalışmışsın ne güzel falan. Çünkü sette vakit geçirmeyi çok seven bir oyuncu arkadaşım. Yani işi olmasa bile sette duran, diğer filmimde de öyleydi, burada da öyle. O kadar çok durup mesai Niye? Harcıyor Çok sıkıcı ki. Bir hayatın mı var? Ne oldu? Halbuki gençsin, güzelsin. Neler neler seni bekliyor. Çukurdan kalan bir alışkanlık mı? Ya hem evet, biraz çukurdan kalan bir alışkanlık. Oradan da kopamıyordum. Çünkü aile gibiydik orada 4 sene kadar. Sonrasında da şeyi fark ettim. Ekibi, yani orada koca bir ekip çalışıyor. Ve ekip çalışırken de bazı şeylere kayıtsız kalmak bana göre olmuyor maalesef. İlla ki o gün hasta olan biri oluyor rejiden, reji oluyorum veya atıyorum sadece oturup izliyorum, hoşuma gidiyor, bir şeyler öğreniyorum. Yani ben konservatuar okumadığım için benim için setler okul daha çok, hala öğreniyorum. Ne güzel bu yaklaşım ya, ama hiç yani filmdeki adama benzemiyor. Çok acayip bir şey. Peki Demir, bugün mü gönderdim? Ben bu tweet'i seni takip ettiğim için gördüm. Arkadaşlarım da buraya almış. Anti-aging doktoruna gittim. Dedi ki sabah kalkınca kahve içme. Bir sürü kötü etkisi varmış. Bir hafta içmedim. Uyku falan düzelecekmiş. Dün gece 2'de yatıp 5'te uyanınca bir pot kahve demledim kendime. Hala içiyorum. O uzayacak hayatın kahvesi sabahlarına da. Abi, müthiş. Ben acayip kahve çok seviyorum. Yani gün içinde de içiyorum ama... Ya uyku düzeni ondan mı bozuk bilmiyorum açıkçası. Yani işte bir şekilde uyumuyor. Biliyorsun nasıl olduğunu. Evet yani. Evet. Güzel. Ama o kahveden dolayı değil senin uyumaman. Neden dolayı? Biliyorsan bir sürü şey yapıyorsun, üretiyorsun, beste yapıyorsun. Ya kafam çok çalışıyor. Abi. Evet. Gece uyandığım zaman bayağı işlemeye başlıyor. Kalkıp ondan sonra zaten bir daha da uykuya dalamıyorum. O sıradan insanlar için bunu yapıyorlar. Çünkü zaten biliyorsun tıp istatistik bir iştir. Yani istatistik şu kadar kişi işte şu kadar şey yaparsa falan filan. Şu kadar 1000 kişiyi inceledik falan filan. Biz hala Amerika'daki bir yaşlıların yaşadığı bir kasabanın yapılan 1940'lardan beri yapılan incelemelere göre, kasabanın adını hatırlamıyorum da şimdi, ona göre kolesterol değerlerine falan filan göre bizi ince. Bunlar sıradan insanlar. Ortalama 90 IQ insanlar bunlar. 90 IQ insanlar. Zaten düşünecek bir şey yok. Böyle ben bazen kafelerde filan görüyorum. Diyor ki işte öğleden sonra saat mesela 1-2 falan. Yalnız ben kahve almayayım, uyutmuyor. Lan öğlen daha. Abi işte onu diyorum bak. Bir hafta kahve içmedim, gene uyuyamadım. O zaman kahveyle hiç alakası yok. O zaman istediğim zaman kahve içerim. Yani evet. Ya şimdi mesela buradan çıkınca da içebiliriz o zaman. Evet. Zaten uyumayacaksın. Çünkü yani haftada bir ya da iki haftada bir 8 saat uyuduktan sonra geri kalan haftanın sonuna kadar ya da 4 saatler, 5 saatler, 6 saatlerde kalıyor bu. Yani bu yani iyi bir şey değil tabii. Yani sen o... Pentagram konseri yüzünden uyuyamadın. Hayır, aslında ben buraya geleceğim diye burada konuşacaklarımı kafamda tasarlamaya başladım saat 5'te. İşte çok güzel. Ben konuk diye buna derim. İşte ya, tamam. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi bu arada. Boşuna uğraşmışım. Peki Pentagram konseri ne zamandı şimdi? Cumartesi, geçen cumartesiydi. Evet. Şimdi bir tane daha Bostancı Gösteri Merkezi. Bostancı'da çok iyi konser. Bu arada bir sürü konuklar oldu. Athena geldi. Dolu Kadehi Ters Tut geldi. Sena Şener geldi falan. Evet, bu fotoğrafı da görüyor. Bu da müthiş fotoğraf. Ya, evet. Of.
Ya gerçekten inanılmaz. Bir de seyircinin katılımı müthişti. Bir de en küçük yaştaki olan seyircimiz de geldi. İkinci sırada babasının omuzunda böyle bütün konser pantolonu çıkmış. Sahneye aldık, sonunda seyirciyi selamladık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Deminki ya, burası Ankara, bir önceki konser. Evet. Fotoğraflar kim çekiyor? Çok güzel fotoğraflar. Ya bizim çok şahane bir fotoğrafçımız var, Levan diye. Çok güzel. Evet. O gün havaya girmiş böyle. Evet, havalı. Ben de bu ekipten vazgeçemiyorum Okan Bey. Demir benim defalarca prodüktörlüğümü yaptı. Şimdi ben Tarkan ve Ozan'la birlikte çalışıyorum. Tarkan Kazımlık ve Ozan Tügen'le. Evet. Son solo albümü onlarla kaydettim. İki tane de üç tane single. Bilmiyorum, çok yaptık. Of. Şimdi ben bu ekibi çok seviyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. Bu Ankara değil mi? O Ankara'ydı. Evet. Orası Joel Joker. Bu arada 4 Şubat Pentagram İzmir konseri var. Benim Türkiye'de çalışacağım son Pentagram konseri. Benim de 10 Şubat'ta, şimdi ben sahalara geri dönüyorum. Ana. Yay. Evet evet, ben tekrar başlayacağım konser vermeye. Solo konserlere geri dönüyorum. Of, çok güzelmiş. Yani büyük ölçüde onun için Türkiye'deyim şu anda. Onun için bir işte irtibatlar kuruluyor falan. 10 Şubat'ta bir ısınma konseri yapıyoruz. Küçük bir mekanda. The Wall diye bir yer var Kadıköy'de. Orada çalacağız. Yani çok ufak mekan olduğu için hani biz de bir yeni grup kuruldu falan. Hani ufak ufak ısınmaya başlayacağız. Ben de bir kendimi tartıştım. Yıllar oldu çünkü. Adam gibi konser vermeyeli. Pentagram'ı tenzih ederek söylüyorum. Çünkü solo konser bambaşka bir şey. Yani kendin ön plandasın. Şarkıyı sen söylüyorsun. Durumu sen idare ediyorsun. Lead ediyorsun yani durumu. Ondan sonra da Mayıs'tan itibaren de işte festivallerle devam edip büyüteceğim tekrar olayı. Ya çok güzel kaldım. Aslında Pentagram hadisesi galiba içindeki herkes için bir sadakat. O bir kurum artık, o bir değil mi? Taban bizim için. Abi. Evet. Yani herkes oradan filizlendi. Bir de aynı zamanda da bir kurum yani. Korunması gereken bir kurum o. Yani onun hayranları var. O grup yaşasın istiyor falan. Bir de bir yandan senin ayrıca bir solistliğin, enstrümançılığın ve besteciliğin var. Evet. Ya 2000 yılından itibaren o başladı ama Pentagram aslında yani bütün o olayı öğreten bize, yani müzisyen olmayı öğreten taban Pentagram. Yani illa oradan çıkıp da heavy metal yapacağız değil. Bunun dışında bir sürü pop prodüksiyonları yapıldı. Ya ben kendim daha yumuşak bir rock yapıyorum. Daha hani şarkı tabanlı bir rock yapıyorum. İşte pop prodüksiyonların dışında rock prodüksiyonları, film müzikleri. Ama bütün her şeyin tabanında o çalışma etiği vardı. Pentagram çok çalışkan bir gruptur abi. Yani durup dinlemeden her şeyi bir kenara atar çalışırız deli gibi. Yani o bütün çok önemli bir şey. Herkes kendini geliştirmek için uğraşır orada. Ve bu çok işe yarıyor bence. Peki bu Fatma Turgut, bence çok yakışıklı bir ikili oluyorsunuz. İkili olmuyorsunuz da konserler için söylüyorum. Ya bence de öyle. Birlikte çok çalıştık. Fatma bu arada annemle babamın oturduğu siteden komşumuzun yani hani kızı falan. Yani, çok eski. Çok eski. Kilometremiz yani. Çok fazla. Oh, çok acayip. Çok yani Fatma'yı ben ilk gördüğümde Fatma küçücüktü. Ondan sonra menajerimiz olan Emrah Günko'ya Fatma'yı ve grubunu getirdiği zaman İstanbul'da prodüktörlüğünü ben yapmak istedim ki yani en azından hani düzgün başlayıp ondan sonra da doğru bir yerde gelsin ki model gerçekten çok büyük bir grup oldu. Dağıldıktan sonra da Fatma bir şekilde kendi yoluna devam etmeye kendi yoluna devam etti. Orada biz bir şarkı falan yaptık, daha çok Tarkan ve Ozan'la çalıştılar ama yani başka bir çalışkan bir insana bakıyorsunuz yani inanılmaz çalışma etiği olan birisi. Siz yani modelde niye Fleetwood Mac gibi yapmadınız? Fleetwood Mac'te de böyle çok iç karışıklıklar, aşklar, ilişkiler filan. O karışıklıklardan onların dünyaca ünlü The Chain şarkıları çıktı. Yani. Evet ama mi? Sonra onlar ya aslında şöyle bir şey var. Sormuyorum canım. Hayır. Ya orada da öyle çıkan bir ton şarkı var modelde. Elbette. Bu arada yani. Ya çok güzel bir oluşumda birlikte çok güzel işler yaptı. Hayır, bir de öyle bir şey oluyor. Ya o gerginlikten çıkan şarkılar var zaten modelde. Yani. İşte ben onları hep kuzenim yaşamış diye anlatıyordum ama. bir arkadaşım yaşamış. Şöyle ki ya onlar Okan Bey gittiler, Amerika'ya taşındılar. Buradan Türkiye'den gittiler. Ben burada kaldım. Ne var bunda? Ne var bunda? Şaka yapıyorum. Konuşamadım. Onlar gidince de ben burada kaldım. Onlar başka bir vokalistle orada İngilizce bir albüm kaydetmek istediler. Ben de burada öyle ben çalışmayı çok seviyorum. Yaptığım şeyi iş olarak da görmüyorum gerçekten. Müzik okudum 9 Eylül'de, müzik öğretmenliği mezunuyum. 3 sene öğretmenlik yaptım. Ama aslında şöyle bir şey olmadı mı seninle ilgili? Yani sen çok genç yaşta bir tür tırnak içinde söylüyorum bir divalık durumunu kanıtladın aslında. Geliyor. Hayır, ne olursa olsun yani kendi türünde vazgeçilmez olduğunu kanıtladın. Yani çünkü aslında
yani Selçuk abi buradayken konuştuk ya, hep de anlatıyoruz yani 70'lerden bu yana aslında ne kadar geçmişe gidiyorsa köklerin, aslında meslek hayatın o kadar uzun sürüyor. Hı hı. Yani şimdi 2020'lerin ya da 2015'in ya da 2012'nin yıldızlarına bak, yoklar. Çok garip değil mi? Yani aslında varlar tabii, kimseye haksızlık yapmayalım ama yani 2012 ile 2015 arası sürmüş. 2016 ile 2018 arası sürmüş filan şeyler müzik var. Müzik sektörü çok zor bir sektör. Evet, çok yani, zor bir şey. Çok yani bir bütün dünyada öyle. Evet. Şimdi sen aslında kaç başlangıcı senin tam olarak? İlk model albümü? 2009. 2009. Yani o yıla rağmen sanki daha eskiye dayanıyormuş gibi aslında artık hiç sarsılmayacak bir şöhretin ve kariyerin var aslında. Kesinlikle. Yani o da geçtiğimiz 5 sene içinde falan yapılandı. Evet. Yani, yapılandı yani. Bugün eminiz. Evet. Ya Fatma Turgut mu? Tamam filan. Yani evet. Hiç tartışmıyoruz yani. Şu su iyi oldu, bu su kötü oldu. O var mı, yok mu falan filan diye düşünmüyoruz. Evet. Yani senin için aynı şey geçerli. Yani ben eskiyim ya. Ben bayağı hani. Ama işte bu aslında bir avantaj oluyor. Evet, aslında tabii kesinlikle. Ki insanın ne ürettiğiyle çok alakalı. Ne kadar hızla üretiyor. Ama bugünün genç üreticileri aslında şunu düşünüyor yani. Sürekli şarkı yapmam lazım. Yarına bir şarkı yapmam lazım. Evet. Bir single daha. O da yetmiyor. Yarına bir uyandım diye bir Instagram postu koymam lazım. Uyandım. Ya kimse mesela Erol Evgin uyandım diye postu var mı? Yok. Bakın sevgili dostlar, ortancalar ne güzel açmış postu koyuyor. İdare ediyor oradan. Ki o bile yeni albüm var onda da. Evet, Erol gördüm. Evgin'de de. Gördüm, geçen gün gördüm. Yeni İkinci albümde. Saatte aslında bu. Kar yağıyor filan. Galiba sevdiği şarkıları söylemek sevdiği istemiş. Sevdiği şarkıları söylüyor. Kar yağıyor. Herkesin üzerine kar yağıyor. Ben yine şüphelendim. Erol abinin üzerine kar yağmıyor. Bak klibi seyredin. Erol abinin üzerine hiç kar düşmüyor. Diğerlerine bayağı bir kar düşürmüşler. Onun düşmesin be. Onun üstüne de kar düşmesin. Yani bir atkısı var böyle, uzun Mick Jagger gibi bir atkı şey yapmış. Kırmızı böyle buradan başlıyor. Boynundan dolanıyor. Sırtından aşağı geriye kadar gidiyor. O atkının üzerine de kar tanesi düşmüyor. Çok ilginç. Kar bile bir şey yapamıyor. Hiçbir şey söyleyemezsin. Olaylayacağın her şey aleyhine ya kullanıyor. Ben en sevdiğim şey bu. Yani konuklar hiçbir şey çaresiz hale geldi. Evet. Ya benim aklımda bu terbiyesiz herif zaten dilinin kemiği yok denilsin ama konuklar çok sıkılıyor böyle. Ya ama yok, Okan Bey hep konuşsun. Ay canım efendim. Peki şimdi bu beraber konserleri. Yine de öğrenmek istiyorum. Hı hı. Bu sonuçta biz hemen YouTube'da bir VOD'ye dönüşüyoruz zaten bu canlı yayından sonra. En azından Amerikalı izleyenler bunu bilsinler. Nerede, ne zaman, nasıl? Hadi söyle de göreyim. İlk konser. Hadi 21'inde başlıyoruz. Ben 17'sinde gidiyorum New York'a. Onun için 17'sinde başlıyor. 21'inde başlıyoruz. 21, 22, 23, 25 olması lazım. Ya hepsi Instagram'da yazıyor bunların abi. Daha da tanıyacağız. Benim çok daha hakim. Dört şehir. Şehirleri biliyoruz. Bir tanesi Virginia'da bir şehir. Ondan sonra Boston çalacağız. Bir tane Philadelphia çalacağız. Bir tane de New York çalacağız. Çok acayip. Çok heyecanlı değil mi ya? Ya çok acayip. Çok yani kesinlikle çok güzel konserler olacak. Ondan hiç şüphem yok ama bir sürü anı biriktireceğiz yine ve çok eğleneceğiz. Ben tamamen işin o kısmındayım. Konserlerin çok güzel geçeceğine inanıyorum. Ya turne çünkü. Hayatı bambaşka biliyorsun. Evet. Turneye çıktığın zaman başka bir hayatın içine giriyorsun. O hayatın içinde başka anılar birikiyor. Bir aklıma ne geldi biliyor musun? Nazmi Sinan'la ilgili şimdi düşünüyorum. Sen senin adama alıp çıksana yola ya. Turne gibi mi? Evet. Gel abi gel Amerika'ya gidelim. Evet. Vallahi. Evet. Uf. Yani abi kimseye bak. İhtiyacın yok. Bir de o bir çantaya girmiyor mu babacığım? Girer girer. Her türlü her yerde olsun. Ay senin olabilir. O küçük bir kabin çantasına giriyor. Ayrıca da kimse seni görmeyeceği için de zaten sorun yok aslında. Evet, evet. Onun ayrı bir odaya da gerek yok. Masraf da yok çok. Hiçbir şey yok. Evet. O anlamda. Benim zaten Bir Yıldız Batıyor ya, tek kişilik bir oyunum var abi. İçinde kuklanın olduğu. Ben de şey gibi. Ne zaman başladın? Ne kadar oyun atölyesinde oynuyorum 7 Şubat'ta. Ben bayağı 3-4 yıldır oynuyorum. Evet. Abi iyi ki söyledin. Bunun içinde 7 Şubat oyun atölyesi. Evet abi. Başımın üstünde yeriniz var hepinizin. Vaktiniz olursa. Ben senin programına geleceğim. Lütfen tamam. Konuştuk zaten bak, abi. Burada iş var. Evet ama dayı o öyle bir fikir var abi ama her şey yolunu buluyor ya, böyle su akıp yolunu buluyor. O yolda gelir herhalde yani. Evet ya. Amerika'da da çalışır. Bence de.
Ya şöyle Amerika Avrupa turnesine de çıkar ki düşünmüşsünüzdür ya ben şimdi tabii. Ya evet ama daha şey olduğunu düşünüyoruz. Zamanı olduğunu düşünüyoruz abi. Abi Amerika'daki yaşayan Türkler biliyordur dayı yani. Evet, ya bilmezler abi. Yani. Ben biliyorsam ondan da düşünüyorum. Yazan var yani. Evet. Yani bir de Avrupa'dakiler de. Aslında ilk baştaki o neydi diğer videolar. Kupa Kabare olan YouTube'a evet, yaptığımız Kupa evet. Kabare. Kupa Kabare. Onlar müthiş. O da çok. Ben öyle başladım. Asıl sert olan ve bizim biraz sevdiğimiz o biraz. Çok acayip. Çok yani. Acayip. Yani, acayip bir mizahın var. Yani bu sonra ama şimdi aslında gelip senin stand-up'ını seyretmem lazım. Tam olarak anlamam için. Çünkü biz hep çok mutlu oluyoruz. Hani tam netleştiremiyoruz. Evet. Ya benim yani işte Selin'in Kubilay'ın oynadığı roller gibi yani. Şimdi biz onlarda rolleri seviyoruz. Sonra o rollerdeki marifeti görüyoruz sonra dönüp onları seviyoruz sonra ne diyoruz ya bu adam bu kız işte şunu yaptı bak burada da çok iyiydi bunda da çok iyiydi bunda da çok iyiydi daha çok seviyoruz sonra yani bu rollerin arkasındaki insanları ama sende bir tane sende bir adam var ve bende kişilik çatışmasına neden oluyor yani. Ki ben de şeydi abi bu dayıyla tanındım ama benim şeyim göz bebeğim çok sevdiğim şey Bir Yıldız Batıyor oyunu. Şimdi onun içinde bir sürü Nuri Bilge setinden bir İslami Fesane'de bir gösteriye bir sürü bir türkü bardan bu hepsine kuklalı şeyleri de var. Versiyonları da var. Ne zaman bunu biz 7 Şubat. 7 Şubat'ta oynatıyoruz. Nerede oynatıyoruz tamam. Moda'da. Moda. Ölüp ilgili bir sahne. Evet. Yine programda oldu. Lütfen. Çok iyi. Evet. Bir konuğum olsanız ne mutlu olur. Evet yani. Evet ben buna gidemez miyim? Ne güzel bir sorma. Şey soracağım o programa konuk 7 Şubat'ta olan konuklu değil. Yok o dayı şovu kendi yaptığımız talk show abi. Hayır, bu kendi stand-up abi çok merak ettim. Ben gerçekten çok gelmek isterim ya. Yani olaya tanık olmak için gelmek isterim. Boş ver her şeyi. Yani çünkü çok komik abi. Sen bir de Yılbaşı Gecesi filminde de varsın. Evet abi öyle enteresan bir şey de oldu. Yani orada ama sen olarak varsın. Tabii hatta Ayta Sözer'in oynadığı karakterin, diva karakterinin çantacısı, rolisi olarak. Abi o sen onun broşürü de bir şey. Ama o filmde şöyle bir şey oluyor. Okan abi şimdi bakıyorlar kadroya vay şampiyonlar. Şuradasın. Abi hemen sana söyleyebilir miyim? Evet şöyle oluyor. Bakıyorlar vay be kadroya bak bu kim be? Dedikleri benim işte abi. Bu kadroya bakıp da böyle dediklerinde. Bu ama çok gerçekten güzel bir deneyimdi benim için. İyiydi yani. Şimdi nasıl tanıyacağız tabii. Yani bakmasan bana yani. Ben hiç ayırt edemiyorum. İzlediniz lan filmi. Bu film çok izlendi galiba ama yani acaba doğru bir şey mi? Bana şimdi yılbaşı gecesi seyredilmeliymiş gibi bir şey uyandırıyor. Yani Christmas filmleri var yani sonradan Ocak'tan itibaren demodevlik hissederiz falan. Öyle değil mi ama çok izleniyor. Yılbaşından sonraki o biraz hangoverlık falan yani izlenmesi de güzel gelir gibi de geliyor. Aa buradasın işte evet bak. Evet. Yalnız öyle demiyoruz. Biz de böyle diyoruz. Bir de bir şey mükemmel. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yılbaşından galiba hemen bir gün önce girdi. Evet 30'unda girdi. Hemen izledim. Çok merak ediyordum çünkü. Deseydi çok. Seneye yılbaşında da izleriz. Ne var ki? Seneye yılbaşı. Evet yılbaşı ağacı gibi sürekli her sene izleriz. Yılbaşı filmi. Diğer Christmas filmleri öyle seyrediyor. Ya yine Derya'nın oyuncu. Yok çok etkili oldu canım. Reklamı falan da güzel yapıldı. Ben bir sürü billboard'un afişini falan da gördüm. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Peki, bu konserleri beraber yapıyorsun. Sen peki tek başına bir sürü işe gidiyorsun. Ekstra işlerin de var galiba. Ekstra? Ha, var tabii var. Var kendi şahsi konserleri. Evet, evet. Tabii. Bu cuma... Ne kadar mütevazı bir insan. Bir dakika, bak, ekstra şey demek. Kadar... Yani bayi toplantısı falan gibi şeyler. Onu gibi anladım ben o yüzden bir duraksadım. O kadar kendi konserlerin de var. Ekstra işlere de gitmiyor musun aynı zamanda? Yılbaşı partileri falan oluyor bazen. Ama öyle bayi toplantısı gibi değil de çok. Ama yani rock çağrılarıdır abi. Ben çok pop çağrılar olur. Evet ama bu yani onu belki netleştirmek lazım. Şöyle ben bu ekstra işlere giden bir adam olduğum için işte moderatörlük falan filan. Evet kesinlikle evet. Sunuculukla filan. Yani o işlerden aslında para kazanmak iyi bir şey. Kesinlikle öyle. Onlarda da çok seçici davrandığımız için çok güzel işler yapıyorum mesela. Atıyorum bir şimdi söyleyemiyorum bir şeyin etkinliği oluyor. Onun yılbaşı genelde Aralık ayında olur bunlar. Öncesinde yılbaşını kutlarlar bütün ekip ama şey de olur be ben şimdi Mehmet Bey'in yanında çok içmeyeyim. Sonradan eğlenmeye başlarlar gecenin sonunda. Çok zor oluyor benim için. Ama onları da yapıyorum. Ben buna aslında genelde sanatçıların söylemek istemediği şeyler oluyor bu. Konserler filan. Yani bazen mesela Antalya, Kıbrıs ya da işte o uçaklara bakıyorsun. Hani hafta sonu uçaklarına. Evet. Onların bir tanesi düşse Türkiye'deki popüler müzik hayatı biter. Geçen gün öyle uçağa bindim. Evet. Evet yani çok acayip bir şey. Bu şeyin
David Letterman'ın yazar grubunun başındaki adam. Bean Connect'te hala var. Bir de galiba şeyde de var. Netflix'te de var. Bad Tub. Şimdi sen İngilizcemi benim küçümseme. Bad Tub. Yani Türkçesi banyolar geliyor. Coming falan filan gibi. Bir şey, Bad Tubs. Coming falan. Öyle bir ismi de var ama bu şey... Herif gerçek hayatta bir dokudrama bu. Hı hı. David Letterman'ın metin yazarı, televizyondaki programın metin yazarı, şeylere meraklı. Bu armağan plaklara filan meraklı. Bunun koleksiyonerleri varmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki bunlar neler? Bu armağan plaklar nereden çıkıyor? Bu plaklar aslında Amerika'nın en büyük şirketlerinin yaptıkları motivasyon toplantıları, hı hı, bayi toplantıları, hı, bilmem neler filan için hazırlanan müzikallerin, hı hı, kayıt kaydolmuş halleri. Tabii Amerika büyük bir ülke, çok büyük bir nüfus var. Diyelim ki General Motors bilmem ne firması şudur budur, çok büyük firmalar bir eyalette değil birkaç eyalette birden yapılacak gösteriler ısmarlıyorlar. Ve bunlara korkunç bütçeler ayırıyorlar. Aha. Yani Broadway'lerindeki herhangi bir büyük oyunun, gelmiş geçmiş en büyük oyunların 5-6 kat büyüğü bütçelerle, ama bunları o şirketlerde çalışanlar dışında kimse görmüyor. Evet. Ve böyle bir sektör kuruluyor Amerika'da. Yani aslında şey tipler o sektör, müthiş müzisyenleri var. Hı hı. Müthiş besteciler var, müthiş dansçılar var, müthiş solistler var falan filan. Ve bu sektöre hizmet ediyorlar. Ve o plaklar satılmıyor. Ancak koleksiyonerler topluyor. Hı-hı. Bu herif de bu plakları David Letterman'ın programına getiriyor. Ve şarkılar şöyle mesela. Müthiş bir aşk şarkısı. Aman da ne güzel soğutur, General Elektrik buzdolabı. Tamam mı? Benim yaptığım adaptasyonlar yani var. Müthiş şarkı ama ağlarsın filan. Sonra herif bunun manyağı oluyor bu plakların ve diyor ki herif benim çocukluğum filan anlatıyor. Ben çocukken de diyor saçma sapan reklamlardan filan duygulanırdım. Ondan sonra böyle yapar ve bana hitap ediyor. Sonra gidiyor bunları buluyor. Bu bestecileri, dansçıları, solistleri bunları buluyor. Tek tek ziyaret ediyor falan. Harikulade bir belgesel. Ve o zaman anlıyorsun ki aslında kapitalist sermaye bugün, hı-hı, ekstra, hı-hı, işlere, hı-hı, gidenlere yaptığı gibi, hı-hı, aslında bir yandan müzisyenleri ya da gösteri insanlarını besliyor. Yani aslında biz hep şikayet etmiyor muyuz işte? Yani işte pandemide şu hale geldi, evet, sanatçılar böyle oldular falan filan. Aslında bu kapitalist sermaye. Ya siparişle besliyor. Siparişle. Evet. Kendi çalışanlarına eğlendirdiği de, evet, şeyler. onlar da işçiler, evet, memurlar filan, onları eğlendirmek için besliyor. Ve bu belki de yani genelde bu küçümseyen bir şey. Ama bir taraftan da düşünüyorum aslında bir gelir kapısı. Kesinlikle yani öyle. Normalden daha büyük bir gelir kapısı. Kesinlikle öyle. Yani şu an normal piyasada hani sanat yaparak, sanatını icra ederek kazanacağın paradan çok daha büyük para kazanırsın siparişlerde, evet, ama zaten. Ama işte dediğim gibi orada... Ama iş zor abi. Zor iş. Yani çok dediğim zor gibi orada ama bir farklı. Amerikalılar, şimdi Amerikalılar da yapmıyor ama kapitalizmin o yükselme altın çağında yani 50'lerde 60'larda filan mükemmel yükselmiş. Ya adamlar şarkı ısmarlıyorlar. Evet, müzikal ya ısmarlıyorlar. Şu anda tiyatro oyunu akrep var onların. Ya tabii canım şu anda değil. Kapandı da. Ama keşke ısmarlansa. Bizde de mesela bir şirket hani seni hadi gel şarkı söyle diye değil de bana bir beste yap diye çağırsa mesela. Yapmışlığım var benim. Mesela ilaç firması gelip, hmm, bir şarkı istiyor ve bunun duygusal olmasını istiyor. Sen diyorsun ki hani ilaç ne yapar? Çocukları tedavi eder. Yok yok onun öyle değil diyor. Yani çalışanlar için duygusal bir şey. Orada çalıştıkları için, evet, o teamwork'ı yaptıkları, evet, için duygusal bir şey olsun diyor. Aynen öyle. Yani senin sandığın şeyden tam bambaşka bir şey. Onları, evet, eğlendirecek, onları için duygulandıracak bir şey, aha, yazman gerekiyor. Orada bulunmalarından dolayı. Hı. Ve bu çok zor abi. Yani onların kendi iç kültürü var. Kurumsal bir şirketten bahsediyorsun. Koskoca şirket, ilaç firması yani. Hani kıran kırana bir şey var o basamaklarda. Ve ona oturup böyle şarkı yazıyorsun. Ve onu, oluyor sonra. Oluyor, hiç, onu yapıyorsun. Sonra bir de canlı performans, yani canlı çalmanı istiyorlar. Onu o işte şey gecelerinde onu canlı çalmamızı, evet, istiyorlar bir de. Çıkıyoruz ama dediğim gibi şöyle bir şey oluyor. Bir üstü varsa yanında işte ben şimdi çok da içmeyeyim.
benim şimdi ya kasıntı Hanım, bir durum aslında. İnanılmaz. Yani. Son 4-5 şarkı çok eğlenmeye başladılar çünkü. Herkes içmiş oluyor. Alkolü meşrubat alınıyor. O bizim işimiz değil. Ben az önce konuştuğumuza istinaden yine söyleyeyim. Az önce ya o kadar da kestirip atma. Önünü kesiyorsun şu anda yani. Olabilir de. Yani. Ha, elbette. Yani. Onu demeye çalışmıyorum. Çok keyifli işler. Çok kesinlikle. Yani. Çok keyif alıyoruz bu işlerden. Ay nasıl da güzel keyif alıyoruz. Onları da yaptık, yapıyoruz. Ama onun dışında ben bu cuma İF Beşiktaş'tayım. Gelmek isterseniz az önce Ozan Doğulu'nun Ozancığımın söyleyemediği şey vesile o, vesile. Ha, o muydu? Vesile miymiş? Evet, bana vesile o. Vesile olur görüşmemize. Ben onu dinledim, dedim ki acaba okazyon falan mı demek istiyor? Yani fırsat anlamında falan mı? Hiç vesile olur. Diyor ki hani bir araya ne deniyor işte diyor, bir araya geliyoruz ya. Ama Ozan o kadar yaşlı ki tabii diğerlerinin bunu hatırlamasına imkan yok. Hem çok kısa hem çok yaşlı. Aslında eski Türkçe bir laf değil mi vesile? Vesile olmak tabii ki ama kullanıyoruz. Yani gelirseniz vesile olur, benim de bu cuma konserim var. Cumartesi Ankara'ya gidiyorum, hep birlikte isterseniz Ankara'ya otobüs uçakla gideriz. Ankara'da neredesin? Milyon Performans Hall'deyim. Aa, evet, ben oraya hiç gitmedim. Ben ilk defa çalacağım. Hep daha önce başka yerlerde çaldım. Çok şey orası. Yani çok duyuyorum ve görüyorum. Ben ya. De öyle. Merak kaç ediyorum. Kaç kişilik bir yer acaba? Büyükçe bir yer. Pentagon'da birkaç kere çaldım. Büyük evet siz çaldınız. Büyük bayağı. Sizin şöyle bir şey oluyor. Ben tabii genelde bu işlerin sunumlarıyla ilgili ya da orada bir performansla ilgili geldiğim için ben böyle bir işte ya yani bir tören ya da işte bir şeyin finalinin sunumu ya da işte özel bir iş falan. Ben oradaki her şeyi bilmek zorundayım. Evet. İsimleri bilmek zorundayım. Ondan sonra işleyişi bilmek zorundayım. Bu seyirci nasıl bir seyirci, ne yapıyorlar ne yani bütün röntgeni çekmek zorundayım orada. Fakat siz öyle gelmiyorsunuz. Sizi pamuklara sararak getiriyorlar evet, ve bir odaya tıkıyorlar konser şeyine kadar, konser anına kadar. Eğer gittiğin şirketin kültüründe bu varsa oluyor. Ama hayır ben mesela şeyde yani. bir sanatçıyla beraber çıkıyorduk ama yani ben sunacaktım, o da gecenin galasıydı. İsmi lazım değil, şimdi belki tercih etmez ismini söylememe. Yahu bütün kentte beraber billboardlarımız vardı. Yani bir tarafında o duruyor, bir tarafında ben duruyorum. Ondan sonra beni böyle ben sundum işte geliyor falan filan. Sonra geldi, Okan sen ne arıyorsun burada? Ben dedim seni nereye kapattılar? Ya yani nasıl bir yere kapattılar ki senin bu kadar hani haberin yok mu? Yani evet yani çok acayip değil mi? Yani siz de orada her şeyi biliyorsunuz. Bizde de ama bende de bu oluyor. Onları eğlendirmeliyim ben buraya. Yani onun sorumluluğu da çok yani oraya eğlendirmeye gidiyoruz onları sonuçta. Peki Demir sana sorayım. Biz ne zaman bizde böyle cool insanlar olacak? Mesela Bob Dylan falan gibi var çıkacak. Cool yok değil mi? Var yani. Teoman var işte. Teoman cool bir herif yani. Ha? Var ya örnek var. Teoman emeklilikle çok duygusallaştı. Ya, ben yani, şans eseri geçen emekli maaşı alıyor ettim. Biliyorsun. Teoman. Ne zaman? İki gün önce sabah ya bir yerde hep gittiğim bir kafe var. Oraya kahvaltı etmeye gittiğimde o da Hayko'ya gittin biliyorum. Seni takip ediyorum. Evet, Richard'a gelmedin daha. Geleceksin. Richard'a geleceğim abi. Evet, Hayko nasıl müthiş. Hayko inanılmaz. İnanılmaz değil mi? Bütün tiyatrocuları yani, çuvala koyup denize attı herif. İnanılmaz evet, abi. Gerçekten. Evet, yani, inanılmaz. Bütün intikamları aldı. Yani. Bütün oyunculukla ilgili onu konservatuara almayanlardan, evet. Herkesten. Her şeyi aldı. Yani abi ben çok gurur duydum ya. Ben de gurur duyuyorum. Premierinde seyrettim ya, böyle gözyaşları içinde. Ben müzisyen olarak biliyorum Hayko'yla. Hayko'yla birlikte biz çalıyorduk. Benim klavyecimdi Hayko. Öyle tanıştık biz Hayko'yla. Sonra feci dost olduk, kardeş olduk. Ama şimdi onu orada gördüğüm zaman abi o kendi olayını gerçekleştirirken ya adam ulan adama bak dedim yani vay arkadaş yani öyle bir his geldi ki hala diken diken oluyorum yani insan acayip gururlanıyor. Dünyadaki en iyi Jekyll ve Hyde olabilir. Kesinlikle ben katılıyorum. Yani evet. Çünkü o bir Broadway müzikali adı üzerinde Broadway ne demek? Broadway demek ki yani işin orijinalinden birazcık sıyırır, üzerindeki köpüğü alır, size eğlenceli bir şekilde takdim ederiz. Yani herhangi bir çünkü bu kadar derinlikli ve edebiyat tarihinde mühim bir romanın zaten Broadway'de olmasına imkan yok. Yani Broadway onun kendi tarzında işler. Ve ilk defa bir Broadway prodüksiyonu bu kadar derinleşebilir Hayko sayesinde. Ya, siz izlediniz mi? İzlemedim. Çok tavsiye ederim. Evet. Ya Hayko oyunculuk dersi veriyor desem
yeri ve bunu yaparken de bir de dalga geçerek de yapıyor. Finalde evet, ilk premierde şeyler anons edilecek. İşte kim dekoru yaptı, kim kostümü yaptı, kim şunu yaptı. Böyle eline bir liste almış değil mi? Ben diyor tiyatrocu olmadığım için diyor. Bak. Yapar. Ben tiyatrocu olmadığım için diyor. Bunları diyor nasıl anons edilir falan tabii bilmiyorum diyor. Of. Yani çok doğru yerden geçiyor. Çok acayip yerden yani. Çok acayip. Bir de rol sanki onun için çok uygun abi. Yani Hayko hep öyle zaten yani. Kendi evet, işlerine baktığın zaman da adam çok duygusal söylüyor, melodi söylüyor. Sonra bir anda diye bir şey kük. Ne oluyor lan falan diyorsun. Yani Tulu'ya sordum. Tulu Tırpan onun müzik direktörü ve işte aranjörü ve şeyi. Bütün müzik lideri, müzik bana. Jekyll Hyde. Yani hani bak öyle, adamın rolü zaten bu diyor. Abi adam iki kişiliği barındırıyor zaten diyor. Ben aslında çok endişelenmiştim başta. Çünkü ilk başta dediler ki işte Hadise var o kadroda. Evet. Ve birileri de dedi ki Hadise ne alaka? Hadise ne alaka olsun? Zaten o şarkılar Broadway şarkıları. Evet. Yani aslında Hadise'ye daha çok uyuyor. Asıl uymadı. Hayko'ydu. Hadise iyi söylerdi. Evet. Onları. Yani Hayko'ydu aslında ve Hayko yaptı o işi evet, yani o şarkı. Çünkü çok çok soft şarkılardır. Çok Amerikan müzikali tarzı şarkılardır. Ya, onu söyleyince pek soft olmamış abi. Bayağı inanılmaz bir yorumdu ya. Gerçekten. Evet. Ya, gram mı sekmez abi böyle bir şey? Yani müthiş, canlı söylüyorsun ya. Hem oynuyorsun bilmem ne bütün replikler falan. Müthiş. Hakikaten. Çok çalıştı. Çok çalıştı. Çok inceledi. Evet. Yani herkesten daha bilgiliydi. Yönetmenden bile daha bilgili olduğunu düşünüyorum evet, yani. Tulu, o kadar anlamadım. Oyun başlarken. Tulu'yla geçen gün sohbet ederken Tulu da aynısını söyledi şey için, Hayko için. Herkesten önce bir saat önce geliyor. Hiçbir şey yapmasa da orada şınavını çekiyor. Şınav da mı çekiyor? Ve herkesin sporcu rolünü biliyordu. Senin gibi. Ya, bu bir ekol hayır, yani. Hiçbir şey. Bir de herkesin şeyini, repliklerini falan ezberlemiş. Yani onu düzeltiyormuş. Orada öyle tabii tabii ha, çok sahip çıkıyor. Evet. Ne kadar çok Jekyll ve Hyde reklamı yaptık değil mi? Ha, birazcık evet da ya. Bir de Hayko'yu da övdük. Tabii ama ki öveceğiz abi. Müthiş. Ya, az biliyorum. Az bile. Aslan peki, Hayko. Aslında gitseniz müthiş olabilir ya. Yani ama siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi yarın Bakü. Evet. Yarın Bakü. Sonra Bakü'de bir gece kalıyorsunuz. İlk defa mı gideceksiniz Bakü'ye? Yok, ben daha önce de bir filmin galası. Benim ilk. Çok güzel. Öyleymiş. Evet, çok güzel. Öyleymiş, çok güzel. Fatma da konser yaptı orada. Evet, öyle. Yalnız insanların ne kadar zarif, ne kadar tatlı olduklarına inanamayacaksın. Evet. Bizim Türklerin oradaki harikuladeler seni mutlaka tanıyacaklar. Bir konuda seni uyarmam gerekiyor. Başıma geldiği için söylüyorum. Beni İki kişi takip etmeye başladı. Ve bir süre sonra tedirginlik hissetmeye başladım. Çünkü iki tane adam arkamdan geliyor. Ve böyle bayağı bir polisiye film çekmeye başladık. Ben böyle gidiyorum, köşeyi dönüyorum. Bekliyorum. Hani şöyle yapıyorum falan. Tekrar geliyorum falan. Çok gerildim. Takip ediyorlar. Ve bayağı bir uzun yani... Uzun yollar, kimsenin olmadığı yol. Yani bayağı artık tedirgin oldum. Dedim ki ya bunlar bana bir şey yapacak. Hızlandım, bunlar da hızlandı falan filan. Bayağı böyle bir şehrin içinde 4-5 blokluk bir yer gittikten sonra dedim ne var? Ne var? Nasıl olmazsanız bir fotoğraf çekeceğiz. Ya. Ya abi. Ya dedim bunun için bu yapılır mı bu kadar? Zaten. Bir adam bu kadar uzun süre takip edilir mi? Sormaya korktuk. Çok ağırdı. Çok 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 İyiymiş, hoş insanlar. Çok tatlılar yani. Ben şimdi dönüp hemen fotoğraf çekilirim ben. Hemen dönüp. Hayır, alakası yokmuş. Gerçekten takip ediyormuş. Evet evet. Yani. Bayağı ağızla bir şey yapacaksın. Peki siz aynı zamanda Berlin'deydiniz. Evet. Biz kuş misaliyiz bu aralar. Berlin nasıldı? Nasıl geçti? Güzel geçti. Bir Berlin seyircisi beraber izledik bir kısmı. Yani filmi beraber başladık. Ve şeye çok mutlu olduk. Tabii galada hem heyecanlıyız hem seyircinin tepkisiyle değil de filmle ilgileniyorsun daha çok. Berlin seyircisinin bizi mutlu eden kısmı filmde acaba buralardan dokunur muyuz? Buraları anlarlar mı? Yani buralar inşallah geçer yani becerebilmişizdir dediğimiz yerlerin çok güzel geri bildirimini aldık. Seyirci çok böyle beklemediğimiz yerlere güzel tepkiler verdi. O yüzden de çok güzeldi Berlin galası bizim için. Öyle değil mi Kubilay? Ya evet şimdi biz televizyonda ve sinemada bu işi yapıyoruz. Ben bu zamana kadar öyle yaptım yani. O yüzden anlık reaksiyonu hiç yani tatmadığım bir şeydi. Orada anlık reaksiyonu Berlin'de seyirciden tatmak çok güzeldi. Müthiş ya.
Ya, ama sinema oyuncusunun da bu yani tiyatro oyuncusu gibi bu kadar ya filminin peşinde dolaşması da çok acayip geliyor bana. Çok acayip bir şey hakikaten. Yani bitmiyor filmi çekip. Evet. Tabii. Emeği bitmiyor yani. Bir de tabii bu sadece bu değil, röportajları var. Ardından bir sürü şey geliyor. Ve güzel de böyle olması. Yani sadece promote etmek maksatlı değil. Yani bitip gitmesin diye. Yani arkasına onunla ilgili. Ve de yani ben şu andaki tavrı da çok hoş buluyorum. İnsanların ilgi göster. Ben iki tane moda çekimi yaptım Richard oyunu yüzünden. Yani orada Shakespeare'in çirkin bir karakteri 3. Richard'ı canlandırıyorum ama iki çekimde moda çekimi ve benden moda çekimi olmayacağını zaten olmuş o ya. Çok güzel. Tamam, bunu duymak için söylemedim. Yani ama diyorsun ki yani moda çekimi mi, yani ne demek moda çekimi? Hani bana bir şeyler giydirecekler, beni soyacaklar, üzerime hiç giymediğim bir şeyleri giydirecekler. Look. Sonra bir takım tipler gelecekler. İşte look'unuzu şöyle yapıyoruz diyerekten bir takım böyle stylingçiler mood board'umuza bakacağız falan filan. Ve üzerime ilk defa hayatımda oldu. Her şeyi yapıştırıyorlar üzerim. Sakın kıpırdama. Şuradan bir çengel, şuradan bir mandal. Şunu şuraya yapıştıracağız. Burayı buraya. Ya üzerime asmayacak mısınız diyorum kolyeyi. Hayır, yapıştırsak yeter falan. Abi bir süre sonra hareket edemeyen bir şeye dönüşüyorsun falan yani. İnşallah çişim gelmez falan. Hiç gelmiş ama. Ses bile çekimde, çıkarmadın. Çünkü öyle çekimde öyle bir kapak yani, var evet. Yani. Öyle bir şey oldu. Sordu. Yani ama bütün bunlara o iş yüzünden katlanıyorsunuz. Aslında çok tercih edeceğiniz bir şey değil. Zaten şöhreti tattınız yeterince. Evet. Bence ya çok ben yeterli. Mesela çok erken başladım. Ama o birazcık projeyle de alakalı oluyor galiba. Ekibi seviyorsan, oyuncu arkadaşlarına iyi vakit geçir. Çünkü yani bu yalanı da atmayalım. Herkes her zaman bayılmıyor her yaptığı işte. Ama biz galadan çıkarken ha tamam nasıl olsa Berlin var. Oradan da Bakü'ye gideceğiz. Sevinci yaşıyorduk. Ne güzel. Bu kıymetli bir şey. Selçuk abi çok iyi değil mi bu açıdan? Ya çok. Adam hiç huysuzluğunu görmedim yani. Onsuz çok da eğlenilmiyor bu arada. Evet olmuyor. Olmuyor. Yani biz onunla bayağı oyundan sonra baş başa yani kapanıyordu artık restoranlar falan gidip bir yerde sabahladığımız falan çok oluyordu yani. Bazen aynı yerlere gidip aynı insanlara eziyet ediyorduk ama. Yine geldiler. Evi arıyor hanım gelemiyorum. Bizimkiler burada. Peki şimdi tekrar Demir'in işlerini tekrar bir söyleyelim. Onlar şey yapmasın. Şimdi bu Makina Elektrika son Pentagram albümü. Bu Eylül'de çıktı çok yakın tarih. Evet. Ve son klip nasıl telaffuz ediyorsun? Revenant. Revenant evet. Revenant. Hı-hı. Ve o da çok yakın 2-3 gün önce. Yani bir haftası var hemen. Evet. Peki şimdi 4 Şubat'ta. 4 Şubat İzmir. İzmir Hangout PSM'de evet, konser var ve 10 Şubat'ta da Kadıköy'de The Wall Saloon. O benim solo konserim Pentagram. Bu seninki Pentagram değil bu. Bu seninki evet bir biraz önce konuştuğumuz konser. Bir de Fatma ile turnemiz var işte Amerika turnesi. Evet. Şimdi yeteri kadar söyledik. İF'te 20 Ocak'ta konser var ve mutlaka evet. Gitmemiz gereken Nazmi Sinan Mıhçı'nın 7 Şubat'ta oyun atölyesindeki gösterisi. Aynı zamanda Gain'de de Dayı Show devam ediyor. Bir de tabii ki Yılbaşı Gecesi filmini ben seyretmemiştim. Onu mutlaka seyredeceğim. Sizin film çok etkileyici. Bayıldım. Çok güzel bir şey. Çağan Irmak'ı görüyor musunuz? Tabii beraberdik. Ya yarın beraber mi uçacaksınız? Gelecek mi o? Galiba. Evet. Yarın beraber. Onlar Selçuk abiyle galiba uçuyorlar olabilir. Önceden. Onlar şeyden mi? Business'ta mı uçuyor? Siz ekonomide evet, mi uçuyor? Evet biz ekonomide. Ama ben exit kaptım. Upgrade etmiş milli varmış. Hakikaten business'ta mı ekonomide mi gidiyorsun? Business'ta gidiyoruz business'ta ya. Business'ta gidiyoruz. Biz tercih etmiyoruz ama yani bunu yani dağıtımcılar daha önce de filmlerimde yurt dışına gittiğimde başıma geldi. Böyle bir yurt dışına giderken bir dakika ya oluyoruz. Ya böyle en lüks oteller işte business'ta var falan. Böyle bir iyi hissediyoruz kendimizi. Ben business'takilere çok sinir oluyorum. Ne olursa olsun business alanlara. Ben eskiden o hatayı siz yapmıştım. Siz nasıl uçuyorsunuz? Ben ekonomi uçuyorum artık.
Gerçekten. Sürekli çok salakça buluyorum. Business. Uzun mesafe uçamazsın abi. Amerika evet. Hayır, uzun mesafe tabii ki orada business gerekiyor bazen evet. Ama yani şey özellikle işte kısa mesafelerde falan kısa yurt dışılar falan genelde ama tam böyle uçakta business'tan geçerken sinir oluyorum ve kıskanıyorum. Ve o zaman da o zaman da bunları uyuz etmek için hep şey diyorum oradan geçerken falan. Ay iyi ki business almamışız çok rahatsız görünüyor. Ay ne salaklar var falan filan gibi böyle geçiyor. Yani başka birisi business alıyorsa sana o çok güzel bir şey. Evet. En güzel. Yani, en güzel. En güzel. Şöyle yaptın abi. O oldu mu çok güzel oluyor. Yani, evet. Bir de şeyi seviyorum ben şöhret yüzünden size de sizin de hep başınıza geliyordur. Böyle şeyde kabin görevlilerinin herkese böyle bir yapmacık merhabası var ya. Böyle merhaba merhaba merhaba. Aa hoş geldin. Ondan sonra dönüp o business tam orada ilk business'taki ilk şey be. Aa hoş geldiniz deyince dönüp böyle business'ta oturanlara bir bakıyorum falan. Şampanyanı yudumladım. Ya hiç kimseye bir şey getirilmeden önce sana bir şey teklif etmesi falan. Orada sen eziliyorsun tamam mı? Evet. Bir şey ister misiniz? Çok tatlılar bu arada tamam mı? Hani deyip, hep gidip geldiğim için yani abi bir servis başlasın hani herkese bir yerin de ondan sonra bir ya utanıyorsun yok ben iyiyim bir şey yapmayayım yani susadım biraz falan diye. Bir suyunuz varsa. Evet. Evet. Peki.